Hepinize merhaba. Bir stajımız üretim stajı. İkinci staj hakkında bilinmesi gerekenler. Staj yapılacak işletmelerde çalışan kişi sayısının minimum 50 olması gerekmekte ve firmada en azından bir tane endüstri mühendisinin olmasını istiyoruz. Bu konudaki sorumluluk öğrenciye ait. Öğrenci bu iki şarta uyan olası staj yerlerini seçmesi gerekmekte. Burada önemli bir notumuz var. İkinci ve üçüncü stajlar aynı yerde yapılamaz. Öğrencinin farklı şeyleri, farklı şirketleri görmesi için böyle bir kriter, böyle bir kısıt getirdik. İkinci stajın amacı nedir? İkinci stajın amacı işletmenin yönetim ve organizasyon, imalat sistemleri ve operasyonları, yerleşimi ve iş yeri düzenlemesi, malzeme nakli, iş değerlendirme ve ücret sistemleri açısından incelenmesidir. Orta veya büyük çapta imalat firmalarında yapılır. Öğrencinin çalışma programı ve raporu aşağıdaki soruların yanıtlarını verecek şekilde düzenlenmelidir. Neydi o sorular? İkinci stajda cevaplanması gereken sorular nelerdir? Yaklaşık 15 adet soru var. Birinci sorudan başlayalım. İşletmenin adı, adresi, kuruluş tarihi, sermaye yapısı, personel sayısı, ana faaliyet alanı, kapasitesi, hangi sektör içinde yer aldı ve sektör içindeki yerini belirtiniz. Bunlara staj yapılan işletme, kurumsal ve büyük işletme ise doğrudan web sitesi aracılığıyla elde edebiliriz veya personelde rica edip bu bilgileri isteyebiliriz. İkinci sorumuz, işletmenin kuruluş yerini kroki bir çizim ile gösteriniz. Bu yeri ham madde ve pazara yakınlık, ulaşım olanakları, su, enerji ve personel temini, çevre kirliliği, mevzuat, iklim ve benzeri etmenler açısından değerlendiriniz. 3. İşletmedeki temel malzeme akışlarının çizimine gösteriniz. Seçeceğiniz bir ürünün imalat prosesini tanımlayınız. Malzeme taşıma sistemini inceleyerek daha verimli bir iş yeri düzeni için öneriler geliştiriniz. 4. İşletmenin organizasyon şemasını çiziniz. İşletmenin yönetim yapısını, sorunlarını ve iyi işleyen yönlerini değerlendiriniz. 5. İşletmede uygulanan üretim teknolojisi hakkında bilgi veriniz. Alternatif teknolojileri belirterek sahip olunan koşullar açısından bu teknolojileri karşılaştırınız. 6. İşletmede operasyonların standart zamanları belirlenmiş midir? Evet ise hangi teknik kullanılmıştır? Hayır ise bir ürünü seçerek standart zamanı nasıl hesaplandığını örnekleyiniz. Standart zamanların işletmede hangi amaçlarla kullanıldığını açıklayınız. 7. Seçeceğiniz bir iş istasyonu için iş basitleştirmeye yönelik bir metot etüdü çalışması yapınız. Bir operasyonun standart süresini kronometraj yöntemiyle belirleyerek saatlik üretim kapasitesini hesaplayınız. 8. İşletme faaliyetlerindeki verimlilik düzeyini birkaç örnek gösterge ile belirtiniz. 9. İşletmenin üretim sistemini inceleyerek açıklayınız. Bir alt sisteme imalat olabilir, kalite kontrol, bakım onarım, üretim planlama, satın alma, stok ve benzeri ilişkin formların akış düzenini, akış formlarını çıkartınız. Örnekler olarak staj defterine ekleyiniz. 10. Seçeceğiniz bir ürünün birim üretim maliyetini, direkt işlik, direkt ham madde ve genel giderler kalemlerini belirterek hesaplayınız. Yani maliyet muhasebesi yapılması isteniyor burada. Maliyet bulmada kullanılan sistemi de açıklayınız. Maliyeti bulunan ürüne ilişkin başa baş noktası analizini yazınız, yapınız. Bütçe çalışmaları hakkında bilgi veriniz. 11. 10. maddeye dönersek, 10. maddenin sonunda maliyet bulmada kullanılacak sayıların gerçek değerler olması gerekmektedir diye not düşülmüş. Fakat bazı işletmeler şirket politikaları gereği gerçek verilerine, stajyerlerine vermek istemezler. Bu gibi durumlarda biz yakın değerleri veya senaryo analizi yaparak çalışmamızı tamamlayacağız. 11. soru, işletmenin iş kazası istatistiklerini ki tutuluyor ise genel olarak belirtiniz. Alınan iş güvenliği önlemleri konusunda bilgi veriniz. Seçeceğiniz bir faaliyet yeri için siz bir önlem geliştiriniz. 12. İşletmenin ürünlerini tanıtın. Ürünlerin dağıtım sistemi ve varsa satış sonrası hizmetler hakkında bilgi veriniz. 13. İki yönetim pozisyonu seçerek iş tanımlarını veriniz. Bu tanımların işletmede nasıl hazırlandığını açıklayınız. 14.
İşletmede iş değerlendirme yapılıyor mu? Evet ise nasıl yapıldığını, yani iş değerlendirmesi nasıl yapıldığını açıklayınız. Yapılmıyor ise işleri sınıflandırmak için nasıl bir yöntem uygulanıyor açıklayınız. 15. İşletmede endüstri mühendisleri çalışıyor mu? Zaten ikinci stajın gereği minimum bir endüstri mühendisinin çalışması gerektiğini demin belirtmiş idik. Evet ise bunların hangi bölümlerde istihdam edildiğini ve görevlerini belirtin. İkinci staj kaç gündür? İkinci staj 20 iş günüdür. Öğrenciler staj defterlerini doldururken tatil günlerini doldurmamaları gerekmektedir. Eğer hafta sonu veya tatil günlerinde çalışan iş yerlerinde staj yapan öğrenciler staj defterlerini teslim ederken tatil günlerinde veya hafta sonlarında staja gitmişler ise o gün çalıştıklarına dair formları da staj defterleri ile beraber okula teslim etmeleri gerekmektedir. Peki staj defteri doldurma. Staj defterlerini endüstri mühendisi Türkçe öğrencileri Türkçe, İngilizce öğrencileri İngilizce olarak doldurmaları gerekmektedir. Öğrenciler tarafından yazılmış her sayfanın altında stajınızdan sorumlu kişinin, mühendisin veya yöneticinin imzası, unvanı ve şirket mührü olması gerekmekte. Staj defterleri ciltlenmiş olarak teslim edilmeli. Staj defterleri hazırlanırken her öğrencinin defteri kendisine özgün olmalı. Yani burada kopya olmaması gerekmekte. Farklı farklı defterler istiyoruz öğrencilerden aynı staj yerinde staj yapsalar dahi. Staj defteri birinci sayfası doldurma. Bu çok gelen bir soru. Birinci sayfada nereye mühür, nereye imza atılacağı pek anlaşılamıyor belli ki. Birinci sayfada öncelikle öğrenci ilk sayfaya fotoğrafını yapıştırıp üzerine okulun mührünü vurması gerekmekte. İkincisi program, öğrencinin adı soyadı, staj yeri, staja başlama bitiş tarihleri eksiksiz olarak doldurulmalı. Üçüncü olarak da idari onay kısmında staj yapılan işletme tarafından kaşe vurulmalıdır. Stajyer değerlendirme formu da öğrenci tarafından kapalı zarfta ve mühürlü bir şekilde staj defteriyle beraber staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Umarım öğrencilerimiz için faydalı olmuştur. İyi çalışmalar.